Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Sadece 3 ana malzemeye ihtiyacımız var. Üzerine sürdüğümüz çikolata tamamen arzunuza kalmış. O kadar güzel ve lezzetli bir tarif ki eminim hemen yapmak isteyeceksiniz. Hadi gelin şimdi bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Kurabiyemizin hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri ve alabildiği kadar un ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağından biraz daha fazla un ilave ettim. Ama siz her ihtimale karşı azar azar ilave edip o şekilde yoğurun. Çünkü her unun markasına ve kalitesine göre aldığı miktar da değişecektir. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi sadece 3 malzeme kullandık. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Olabildiğince güzel ve yumuşak bir hamur yapıyoruz. Şekil alabilen bir hamur olması gerekiyor. Bakın bu şekilde kıvamını kontrol edebilirsiniz. 3. bardaktan kalan un miktarı da bu kadar. Yani 2,5 su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde kullandım. Hamuru hazırladıktan sonra elimle biraz yuvarlayıp hafif uzunlamasına bir form veriyorum. Çok da uzun olmayacak şekilde. Bütün kurabiyelerimin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum ve aralıklı olarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Vermiş olduğum ölçüden tam bir tepsi çıkıyor şu an gördüğünüz kadarıyla. Hazırladığım kurabiyelerin üzerine çatalla şekil vereceğiz. Bu işlem inanılmaz basit ve ortaya çok da güzel bir sonuç çıkıyor. Çatalı kurabiyelerin üzerine basıp kendinize doğru çekiyorsunuz. Yapımı o kadar basit ki hamuru yoğurması, şekil vermesi toplamda 15 dakikanızı bile almayacak kadar kolay bir tarif. Bakın hepsini hazırladım. Oldukça bereketli de bir tarif. Ve önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda kurabiyelerin tabanı hafif kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda ortalama 14 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti ama her fırına göre pişme süresi mutlaka değişir. Özellikle Türkiye'deki fırınların ısısı çok yüksek. Bu yüzden 1-2 dakika önce de mutlaka bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerim pişti, fırından çıkartıyorum. Tamamen soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Bu aşamadan sonra isterseniz saklama kabını alın. Aylarca hava almayan bir kutuda muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Ama ben bu defa çikolataya bulanmak istedim. 160 gram kadar bitter çikolatayı mikrodalga fırında erittim. İsterseniz benmari usulü de eritebilirsiniz. Çikolatayı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırdım. Tamamen soğumuş olan kurabiyelerin uç kısmını çikolataya batırıp çıkartıyorum. Çok fazla bulamaya gerek yok. Önemli olan sadece uç kısmının bulanması. Kurabiyelerin hepsini çikolataya buluyorum. Bu aralar biliyorsunuz maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi Fransa'da da koronavirüsü var. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Elimizden geldiğince dikkat edelim ve bol bol dua edelim. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da okullar süresiz tatile girdi. Ne zaman açılacağı tam olarak belli değil. Büyük ihtimal sokağa çıkma yasağı da bu akşamdan itibaren başlayacak. Her ne kadar tariflerimizi yapmaya devam etsek de, evimizde yiyip içmeye devam etsek de aklımız tabii ki koronavirüsünde. İnşallah bir an önce atlatırız bu durumu ve normal hayatımıza döneriz. Sizler beni hangi ülkeden takip ediyorsunuz ve bulunduğunuz ülkede koronavirüs vakası var mı? Onları yorum kısmında yazabilirsiniz. Dışarı çıkamıyoruz. Bari internet üzerinden birbirimizle sohbet edelim. Kurabiyelerimin hepsini çikolataya buladıktan sonra tamamen soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Eğer bulunduğunuz ortam soğuksa bu şekilde de bekletebilirsiniz. Tamamen donduktan sonra üzerindeki çikolatası
Saklama kabını alabilirsiniz. Ama size tavsiyem çikolatayı bulamadan saklama kabını almanız. Dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Dondurucuda hiçbir şey olmaz. Ama saklama kabında eğer çikolatayla kaldırırsanız, eğer bulunduğu ortamda sıcaksa 2-3 güne kadar çikolatanın renginde değişiklik olabilir. Kurabiyesi hiçbir şekilde bozulmuyor ama çikolatanın renginde küçük küçük benekler oluşmaya başlayacaktır. Bu yüzden ya derin dondurucuya kaldırın veya çikolataya bulamadan saklama kabına kaldırın. Ne zaman ki servis yapacaksanız veya misafiriniz gelecekse o zaman çikolataya batırabilirsiniz. Daha uzun ömürlü olacaktır bu sayede. Ben kurabiyelerin daha hızlı soğuması için buzdolabına kaldırdım. Üzerindeki çikolata dondu ve hemen sizlere bu güzellikleri servis yapmak istiyorum. Tabii yakından ne kadar güzel göründüğünü de gösterdim. İnşallah bu tarifimizden memnun kalmışsınızdır. Böyle kıtır kıtır, kıyır kıyır bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan herkese de afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.